Taha Kılınç, Dimetoka'dan Yan yaya. Ketebe yayınları için hazırladığım Orta Doğu'ya dair 20 Tez isimli yeni kitabın çalışmalarıyla geçen bir aylık yoğun tempolu sürecin ardından şöyle Batı Trakya ve Balkanlara doğru uzanıp biraz dinlenmek istedim. Kafa yorgunluğunu uzun mesafe seyahatle atmayı çok sevdiğim için ev halkından da müsaade alarak yalnız başıma arabayla yola çıktım. Ayrıntılara odaklı bir seyahat planladığımdan, yalnız başına olmak, hızlı hareket etmek ve görmek istediğim her yere rahatça uğrayabilmek açısından önemliydi. Cuma sabahı Edirne'den hudut dışına çıktığımda henüz güneş doğmamıştı. Havanın serinliğinde ve bomboş yollarda hızlıca ilerleyerek Dimetoka'ya ulaştım. 1361'de Osmanlı hakimiyetine giren bu şirin kasaba Edirne'nin fethine kadar Osmanlı padişahlarının zaman zaman ikamet ettiği bir yerdi. Yıldırım Bayezid'in inşasına emrettiği, daha sonra oğlu Çelebi Mehmet döneminde tamamlanan cami, Dimetoka'daki en önemli Osmanlı eseri. Ne yazık ki yakın zamanlarda bir yangın geçiren cami, uç kısmı yakılmış minaresine ve çökmüş kubbesine rağmen hala ihtişamını korumaya devam ediyor. Osmanlı döneminde sürgün yeri olarak da bilinen Dimetoka, oğlu Yavuz Selim tarafından tahttan indirildikten sonra Sultan II. Bayezid'in emekliliğini geçirmek istediği yerdi. Ne var ki ecel onu yolda yakalamıştı. Dimetoka'da teşehhüt miktarı kaldıktan sonra dede ağaca doğru devam ettim. Yunanca adıyla Aleksandropolis olarak bilinen dede ağaç güzel bir tatil kasabası. Nüfus Yunan ağırlıklı olduğundan Türk Müslüman kültürünün izlerini sokaklarda görmek oldukça zor. Yunanca'da Komotini ve Ktsanti isimleriyle geçen Gümülcine ve İskeçe ise İslam'ın mührünün hala hissedildiği şehirler. Cuma öğleden önce epey vakit geçirdiğim bu iki güzel şehirde Müslümanlığın her şeye rağmen yaşadığını görmemek mümkün değil. İskeçe'de özellikle mahalle aralarına ve eski kısımdaki dar sokaklara doğru ilerledikçe, şehrin aynı zamanda mimari açıdan da sıra dışı olduğunu görüyorsunuz. Cuma namazında İskeçe'nin uzak dağ köylerinden Gökçe Pınar'daydım. Köydeki Şirin Cami'nin imamı, üniversitede birlikte okuduğumuz kardeşim Erkan Azizoğlu. Namazdan önce beni karşısında görünce haliyle epey şaşırdı. Zahmete girmesini istemediğim için kendisine önceden haber vermemiştim. Ya nasip diyerek köye gelmiştim. Bir zamanlar İslam toprağı olan bu beldede şimdi azınlık durumuna düşmüş kardeşlerimle aynı safta kıldığım namazın hazzı gerçekten başkaydı. Namazdan sonra cemaatten yaşlı amcaların benimle musafaha ederken duydukları sevinç ve heyecan gözlerinden okunuyordu. Bunu görmek için bile buraya kadar gelinirdi dedim kendi kendime. Gökçe Pınar'a veda edip drama ve serez üzerinden Selanik'e uzandım. Dramada biri kiliseye çevrilmiş, diğeri de yıkılmaya yüz tutmuş iki cami gördüm. Ancak Serez'deki İslam mührü çok daha derinden hissediliyordu. Zincirli cami müze olarak kullanılsa da neredeyse bugün ibadete açıkmış gibi bakımlıydı. Ahmet Paşa Camii epey harabe durumdaydı. Keza Koca Mustafa Camii de öyle. Şehrin merkezindeki Osmanlı bedesteni ise herkes gitse de ben buradayım der gibiydi. Serez'den yaklaşık iki saatlik bir mesafede bulunan Selanik'te şehrin kenar mahallelerindeki bir hostelde konakladım. Dünyanın her milletinden gençlerin kaldığı hostel bana bir kere daha Müslümanlar olarak arzda neden bu kadar az yol tepiyoruz sorusunu sordurdu. Hamidiye Camii 1902'de inşa edilirken Sabetaycı Yahudiler finanse ettiği için Dönmeler Camii olarak da anılıyor. Alaca İmaret Camii ve Hamza Bey Camii Selanik'teki en çarpıcı ayrıntılardı. Sergi salonu ve müze olarak kullanılan bu mabetleri gezerken bu nadide şehrin tarihine dair tefekküre dalmamak imkansızdı. Ama asıl tefekkür imkanını Selanik'i yukarıdan izlediğim kale ve civarında yakaladım. 1492'de İspanya'dan sürgün edilen Yahudilerin neden özellikle burada ikamet etmeyi seçtiğini anlayabilmek için bu muhteşem şehri kuş bakışı izlemek şart. Kaledeki sakin köşeler buna imkan veriyor. Seyahatimin Selanik'ten sonraki en çarpıcı duraklarını ise Yanya, Kavala ve birkaç saatliğine girip çıktığım Arnavutluk'taki Gjirokaster Ergiri şehri oluşturdu. Sabah namazından sonra şehir uyurken gezdiğim Yanya iç kalesindeki Osmanlı camileri bana adeta kendi hikayelerini anlattı. Aslanpaşa Camii ve Fethiye Camii'nin taşlarını okşadım uzun uzun. Hele Fethiye Camii, müze olarak kullanıldığından içeri giriş paralıydı ama ben güneş doğmadan kapısına dikildiğimden, açık kapıdan içeri süzüldüm ve kimseciklere hesap vermeden camiyle hasret giderdim. Panvotida gölüne güneşin ilk ışıkları yansırken, ben yıllardır görmediğim bir dostuma kavuşmuşçasına caminin etrafında dönüyordum. Hala Mehmet Ali Paşa'nın izlerini taşıyan Kavala, sadece Balkanların değil, tüm Osmanlı coğrafyasının en güzel şehirlerinden biri kuşkusuz. Arnavutluk'ta ateist diktatör Enver Hoca'nın doğum yeri olan Gıcirokaster şehriyle Kavala, kendine has hikayeleri olan iki biblo şehir olarak hafızama yerleşti. İki güçlü tarihi serüven eşliğinde. 1700 kilometreden fazla yol yaptığım seyahatin özet notları bu şekilde. Pazar günü akşam üzeri İpsala'dan Türkiye'ye girerken zihnimde kendi kendine biriken notlar hepsi. Sık sık alıntıladığım o hikmetli sözü tekrarlayarak bitireyim. Seyahat ediniz. Çünkü seyahat taassubu yok eder. Taha Kılınç, Yeni Şafak ınç.